İyi günler. MYS'de bütçe tertiplerine ödenek geldikten sonra kırtasiye ya da temizlik ve benzeri bir ürün almaya karar verdiğimizde ihale onay belgesi, tarif ve sayısı ve teklif mektubunun tarif ve sayısı alınması lazım. İlk önce arkadaşlar ihale onay belgesi için tarif ve sayı almamız lazım. Onun için arkadaşlar biz DYS'de bir şablon kullanıyoruz. Bu gördüğünüz şablonu arkadaşlar DYS'de yazıp kopyalayıp yapıştırıp arkadaşlar okul müdürüne gönderiyoruz. DYS dışından gönderiyoruz satın alma komisyonuna. Burada kırtasiye ürünleri alımı olacağı belirtiliyor. Bu yazıyı müdür bey onayladıktan sonra buradaki tarih ve buradaki sayıyı arkadaşlar doğrudan teminde kullanacağımız şablonu arkadaşlar işliyoruz. Şu bölümler arkadaşlar tarih ve sayı işliyoruz. Onay belgesinin tarih ve sayısını aldıktan sonra arkadaşlar teklif mektubu için tarif ve sayı almamız lazım. Orada da bu şablonu kullanıyoruz. Teklif mektubu arkadaşlar onay belgesinin ihale onay belgesi alındıktan sonra tarif ve sayı alınması lazım. Yine aynı şekilde teklif mektubunun yazısını DYS dışından yazıyoruz. Müdür bey onayladıktan sonra yine buradaki tarih ve buradaki sayı arkadaşlar kullandığımız şablonda teklif mektubunun ilgili tarih ve sayı bölümüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz da şablondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz okul olarak bu şekilde gördüğünüz görseldeki şablonu kullanıyoruz. Onay belgesi için tarih sayı aldık. Teklif mektubu için tarih ve sayıyı aldık. Teklif mektubunda alacağımız ürünü belirttik. Teknik özelliklerini işledik. Mal ve hizmet alımına ait teknik ve idari şartnameyi yazdık. Bunu satın alma komisyonu imzalıyor. Zarf içine koyuyor. Ve satın almak isteyen satıcı ya da bayilere, firmalara bu zarf bırakılıyor. Şartnamede buna kaç gün içinde geri döndürülmesi ya da teklifin kaç gün geçerli olacağı ilgili bilgiler işleniyor. Bu teklifler geldikten sonra arkadaşlar satın alma komisyonu huzurunda bu teklif mektupları açılıyor. Bizim şablonumuzda arkadaşlar bu bilgiler şablonu işleniyor arkadaşlar. Bilgi girişini işliyoruz. Bilgi girişini işledikten sonra arkadaşlar buradaki veriler otomatik olarak arkadaşlar piyasa araştırmaya, yaklaşık maliyete ve muayene kabul komisyonuna bu fiyatlar yansıyor arkadaşlar. Yine bu şablonda yapmamız gereken başka bir iş arkadaşlar. Satın alma komisyonu üyeleri, muayene teslim alma komisyonu üyeleri, ihale yetkilisinin adı soyadı işlenmesi lazım. Mesela satın alma komisyonu üyeleri varsa müdür baş yardımcısı yoksa bir müdür yardımcısı iki öğretmenden oluşuyor. Yine muayene teslim alma komisyonu varsa bir müdür yardımcısı iki öğretmen yoksa üç öğretmen de olabilir. Buraya ilgili öğretmenlerin ismini yazıyoruz. Ben örnek olsun diye yazıyorum. Sadece bir şey göstereceğim burada. Bakın ben bu isimleri yazdım. Şimdi bunlar piyasa araştırmada ilgili yerlere otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken okul satın alma ve muayene kabul komisyonu idarecilerin muhasebe yetkilisi arkadaşlar okul müdürüdür. Bu bilgileri buraya işliyorsunuz. Teklif mektubundaki bilgiler arkadaşlar bilgi girişine işlediğinizde otomatik olarak piyasa araştırma yaklaşık maliyet muayene kabul komisyonu bunlar yansıyor. Buradaki tarihlere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela muayene kabul komisyonunun rapor tarihi arkadaşlar ürünlerin teslim edildiği tarihtir. Yine yaklaşık maliyetteki tarih, piyasa araştırmadaki tarihe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada kaç kalem ürün varsa arkadaşlar bunların hepsi aynı olması lazım. Eğer sizin 10 kalem ürününüz varsa burası 10 satır olması lazım. Piyasa araştırma 10 satır olması lazım. Yaklaşık maliyet 10 satır olması lazım. Muayene kabul komisyonu arkadaşlar 10 satır olması lazım.
Bu evraklardan arkadaşlar onay belgesinden 2 adet, piyasa araştırmadan 2 adet, yaklaşık maliyetten 2 adet isteğe bağlı. Ve muayene kabul komisyonu 2 adet çıkartıyoruz arkadaşlar. Komisyon üyeleri bunları imzalıyor. Daha sonra buna fatura borcu yoktur ve taşınır işlem fişi işlenip MYS bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Yine takıldığınız yerde Web4E'nin Telegram ve Instagram adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Yardımcı oluruz. İyi günler.